Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve bugün karanlık dosyalarda bahsedeceğimiz isimse Bianca Devins. Direkt olarak konuya geçeceğim ama ondan önce belirtmek istediğim bir şey var. Bunu videoların sonunda belirtiyorum normalde ama oraya kadar izlemeyen çok kişi olduğunu biliyorum. Eğer mikrofon almamı ve bunu bu şekilde tutmamı istemiyorsanız ve bundan siz de sıkıldıysanız, daha çok ses kalitesi ve genel olarak video kalitesi istiyorsanız lütfen reklamları geçmeyin. Bianca Devins, 2 Ekim 2001 tarihinde Utica, New Hartford, New York'ta doğmuştu. Ve olaylar yaşandığında hala ailesiyle bu bölgede, yani Utica'da yaşamaya devam ediyordu. Bu olay çok böyle yakın zamanda yaşanmış bir olay arkadaşlar ayrıca. 2019 yılında yaşanıyor ve çözülmüş bir dava, bunu da şimdiden söyleyeyim. Ama gerçekten insanları şok eden bir olay. Ve sizi de Pretty Little Liars'tan bu yana gerçekten şaşırtan bir olay olabileceğini düşünüyorum. Her neyse, devam edelim. Kendisi internet üzerinde e-girl olarak biliniyordu. Bu e-girl'ler falan, hani visco girl, e-girl, bu tarz hani kategorilere ayrılıyorlar bu kişiler diye biliyorum. Tam olarak hakim değilim konuya, o yüzden lütfen beni suçlamayın. Aşağıya bilginiz varsa daha çok bu konuda ya da siz bir e-girl falansanız yorumlara bunu yazıp açıklayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kendisi bir e-girl olarak biliniyordu. Belirli hep e-girl'lerin yaptığı makyajlar falan vardı sanırım. Onları yapıyordu. İşte çekindiği fotoğraflar falan o tarzdı. Ve Instagram üzerinde de belirli bir takipçi kitlesine sahipti ki bu bahsettiğimiz takipçi kitlesi influencer olacak kadar değil. Ama maalesef ki birçok haberde Bianca'nın davasını işte hayatını şöyle böyle kaybeden fenomen, internet fenomeni olarak görürsünüz. Bu da medyanın acımasızlığı diyebiliriz bir yerde. Çünkü medya bunu bu şekilde yansıtmaya karar veriyor. Halbuki bu olaylar yaşandığında Bianca'nın sadece 2000 ile 4000 arası takipçisi olduğu biliniyor. Yani öyle aşırı bir Instagram kitlesi olan birisi de değil aslında, normal bir kız. Zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyordu Bianca dediğim gibi. Ve aynı zamanda Instagram ismini de şuraya bir yere koyarım. O isim altında paylaşımlarını yapıyordu. Fakat daha sonradan bu bir anı sayfasına dönüştürüldü diye biliyorum ben. Eğer bakıp kontrol etmek isterseniz, daha fazla bilgi almak isterseniz oraya da girebilirsiniz. Bianca Instagram dışında Discord ve 4chan'da kullanıyordu. Discord'u zaten çoğunuz bildiğini düşünüyorum. Çünkü bana da Discord'u açmam ve Discord'da bu konular hakkında konuşulabilecek bir oda mı denir artık, neyse, onlardan oluşturmam konusunda öneriler geliyor. Dediğim gibi Discord hesabı vardı. Eğer bilmeyenleriniz de varsa kısaca bir açıklama yapabilirim. Bu da Discord'da grup olarak ya da kişisel olarak, işte bireysel olarak da konuşmalar yapabiliyorsunuz. Bir iletişim ağı denebilir Discord için. 4chan de buna benzer bir platform ama eğer Yeni Zelanda olaylarını biliyorsanız oradaki adam da 8chan denen bir platform üzerinden yayın mı yapmıştı diyeyim artık, neyse, bir duyurmuş muydu ne diyeyim işte. Yeni Zelanda'da bu işte camiye saldırıldığında falan. Yani 4chan, 8chan biraz hani sınırı olmayan ve çok da güvenli sayılabilecek yerler değiller. Şu an sanki sırtıma bıçak dayalı gibi ilerliyorum ama bilmediğim konularda çok yorum yapmak da istemiyorum bu yüzden. Eğer hani sizin daha çok bilginiz varsa bunları da aşağıda her zamanki gibi bekliyorum. Her neyse, bir Discord hesabı ve bir de 4chan hesabı vardı. Oradan genelde internette kendisi gibi aynı şeylere ilgi duyan kişilerle vesaire sohbet ediyordu, arkadaşlar ediniyordu. Ve söylenenlere göre Bianca okulda utangaç birisi olmasına rağmen internet üzerinde daha popüler ve daha sosyal bir insandı. Olaylar yaşandığında 17 yaşındaydı Bianca ve liseden de mezun olmuştu. Hatta liseden sonra da Mohawk Valley Üniversitesi'ne gidecekti. Gelecekle alakalı hayalleri vardı. Bunlardan birisi ailesinin söylediğine göre bir psikolog olmaktı. Psikoloji üzerine bir şeyler okumaktı. Çünkü Bianca'nın Borderline Personality Disorder olarak geçen psikolojik rahatsızlığı vardı. Bunu da yazarım, Türkçesini şu anda aklıma gelmiyor. Ama dediğim gibi bu rahatsızlıktan dolayı kendisi tedavi görmüştü. Ve yetişkinlerin, gençlerin yaşadıkları böyle işte psikolojik sıkıntılarda falan onlara destek olmak istiyordu. Bianca 15 yaşında evden kaçmış ve New York'a gitmişti. Ekim 2018'de psikolojik destek görmesi için Bianca'yı bir kliniğe aldılar ve bu klinikten de Şubat 2019 tarihinde çıkmıştı. Fakat Bianca'nın hayatı maalesef kısa kesildi çünkü 14 Temmuz 2019 tarihinde
Bianca hayatını kaybetmişti ve daha da kötüsü ölümü internette yayınlanmıştı. Şimdi bu olayların nasıl olduğunu, bu noktaya nasıl geldiğini anlamak için her zamanki gibi başa sarıyoruz. Yani bu olaylar olmadan öncesine gideceğiz. Mayıs 2019 tarihinde Bianca annesine internetten yeni bir çocukla tanıştığını ve bu çocukla buluşacağını söylemişti. Çocuk söylediğine göre yakın yerlerde oturuyordu ona ve annesi de bunu duyunca 17 yaşındaki kızının tabii ki tanımadığı internetten bir çocukla buluşmasını istemedi. Bunun üzerine Bianca'ya onu eve çağırmasını söyledi ve Bianca annesinin de söylediği gibi yapıp çocuğu eve davet etmişti. Annesi çocukla tanıştığında çok kibar, kendi hani sınırlarını bilen, gayet oturaklı, düzgün, genç bir çocuk gibi göründüğünü söylemişti. Ve bu tanışmalarından sonra da Bianca ile görüşmelerine izin vermişti. Bu bahsettiğimiz çocuksa 21 yaşındaki Brandon Andrew Clark'tı. Brandon'ın yaşadığı yer Bridgeport denen bir bölgedeydi ki bu bahsettiğimiz bölgede Bianca'nın yaşadığı yere yani Utica'ya arabayla 15 dakikalık bir mesafedeydi. Brandon söylenenlere göre Bianca'yı önce Instagram üzerinden bulmuştu ve daha sonra Discord'da da konuşmaya başlamışlardı ve bu sohbetleri sırasında da birçok ortak noktaları olduğunu fark etmişler, birbirleriyle iyi anlaştıklarını ve birbirlerinden hoşlandıklarını anlamışlardı ve geriye tabii ki de sadece yüz yüze görüşmek kalmıştı. Brandon ailenin söylediğine göre sık sık Bianca'yı ziyarete gelirdi ve hatta bazen ailesiyle zaman geçirdiği bile oluyordu Bianca'nın. Hep beraber vakit geçiriyorlardı. Ama bu hani medyada erkek arkadaşı olarak yansıtılmış olsa da bazı yerlerde Brandon'ın aslında Bianca'nın erkek arkadaşı olduğuna dair bir kanıt yok. Çünkü Brandon söylenenlere göre Bianca ile bir ilişkisi olmasını istiyordu. O Bianca'nın kız arkadaşı olmasını ve düzenli bir ilişkileri olması taraftarıydı. Ama Bianca tam tersine Brandon'la bir ilişki yaşamak istemiyordu. Çünkü dediğim gibi liseden mezun olmuştu ve üniversiteye gidecekti. Bu yüzden gerek görmüyordu herhangi bir ilişkiye başlamayı, zaten bitecek düşüncesiyle. Bu yüzden Brandon'a da söylemişti bunu. Sadece eğleniyorum şu anda, bir ciddi ilişki aramıyorum. Hani bunun farkında ol sen de demişti ve Brandon da anladığını söylemişti. Ama tabii ki anlamamıştı. Brandon, hatta Bianca'nın annesi fark etmişti bu durumu ve Bianca ile konuşmuştu. Çocuğu boşuna oyalıyorsun, durduk yere ona umut verme, onunla bir ilişki başlatmak istemiyorsan onunla konuşmaya devam ederek hala umutlarını yükseltme. Çünkü belli ki o bir şekilde senden umutlanıyor ve hala seninle bu kadar etrafında dolanıp yakın bir ilişki kurmaya çalışıyor demişti. Ama Bianca da hayır, Brandon biliyor, biz konuştuk diye ısrar etmişti. Bianca'nın ailesinin söylediğine göre bu olaylar tabii ki olmadan önce Brandon'a çok güveniyorlardı. Çünkü gayet temiz, düzgün bir çocuk gibiydi. Ve hiçbir zaman ne Bianca'ya kötü davrandığını, ne yanlış hareketlerini, ne de sinirlendiğini falan görmüşlerdi. Gerçekten örnek bir çocuk olduğunu düşünüyorlardı. 13 Temmuz'da Brandon ve Bianca Queens, New York'ta Nicole Dallengänger adlı bir kadının konserine gideceklerdi. Ve konserde Transpecos adlı bir kulüpte yapılacaktı. Ve eğer kadının fotoğraflarıyla Bianca'nın fotoğraflarını yan yana karşılaştırıp bakarsanız fark edeceksiniz ki Bianca gerçekten bu kadından ilham alıyordu. Görünüşleri falan çünkü benziyor. Ve büyük ihtimalle çok da büyük bir hayranıydı bu kadının. Araştırmalar sırasında denk geldiğim bilgi, kadının şarkılarının böyle depresif, emo tarzı olduğuydu. Hani dinlemedim açıkçası, üşendim ama benim gördüğüm bilgi en azından bu şekilde. Yani müziği iyi falan ama sözleri biraz depresifmiş anladığım kadarıyla. Ve hassas içerikler içeriyormuş. Şimdi değinmem gereken bir nokta daha var ki bu konsere gitmeden önce Bianca annesine yeni tanıştığı yine Discord'dan bir çocukla buluşacağını söylemişti. Ve annesi de yanında Brandon olduğu sürece güvende olacaksın, o yüzden tanışabilirsin ben tanışmadan önce demişti. Ve onaylamıştı. Yani anlayacağınız Brandon'a o kadar güveniyordu ki ailesi, yeni birisiyle tanışmasına bile yanında o varsa izin veriyorlardı Bianca'nın. Her neyse, konsere Brandon Bianca'yı almaya gelmişti ve beraber gitmişlerdi. Yanlış anlamadıysam çocukla orada buluşacaklardı sanırım. Neyse, konser alanında buluştular, eğlendiler, içki içmişlerdi. Aynı zamanda başka şeyler de içmişlerdi. Değinmek istemiyorum, detayına girmeyeceğim, siz anladınız. Her neyse, bunlar yaşandıktan sonra da artık konser oldu, bitti vesaire derken
Bianca ile bu çocuk öpüşmüşlerdi. Ve Brandon bu durumdan tabii ki hoşnut değildi. Hatta Bianca'nın dönüşte Discord üzerinden bir arkadaşıyla konuşmaları da var. Onları da bulabilirsem ekrana koyacağım. Nasıl böyle işte iki kere bu çocuğu öptüğünü ve Brandon'ın şu anda çok kızgın olduğunu vesaire anlatıyor Discord'da konuştuğu arkadaşına. Onları dediğim gibi bulabilirsem koyacağım ekrana çevirileriyle de birlikte. Ve bunlar yaşanırken yani bu konuşma dönerken de Brandon Instagram'a bir hikaye atıyor. Yolu çekmiş atmış ve yazdığı şey işte cehennem geliyor. Şu anda kurtuluşumuza gidiyoruz değil mi gibisinden bir şeyler. Yani tam olarak şu an aklıma gelmedi ama şu an çevirdiğim bu şekilde daha detaylı bir çeviriyi koyarım zaten hikayenin üzerine. Her neyse Brandon bu story atıyor dediğim gibi. Daha sonra bir polis raporu tutuluyor. Bu polis raporu yayınlanıyor daha doğrusu halka. Bu da Utica'nın polis merkezi tarafından yayınlanıyor. Şimdi size kısaca çevirerek okumaya çalışacağım. 14 Temmuz 2019 Pazar günü sabah yaklaşık 7:20 sıralarında Oneida County Dispatch bir erkeğin kız arkadaşını öldürdüğüne dair fotoğrafları, videoları sosyal medya hesaplarından paylaştığına dair birden çok arama alıyorlar bu polis merkezinden. Ve aynı zamanda çocuğun da kendisine zarar vermekle polisleri tehdit ettiği bilgisi alınıyor. Ve devamında da bu paylaşılanların Utica, New York'ta yaşandığı belirlenmiştir. Ve Utica polis merkezi de derin bir araştırmaya başlamıştır bu kız ve bu çocuğu bulmak üzere diyor. Daha sonra ise bu bahsedilen erkek daha sonra 911'i kendisi aramış ve kendisi hakkında ihbarda bulunmuştur cinayete dair diyor. Ve polis merkezini arayıp ihbar ettiğinde de kendisine zarar vereceğini bildirmiştir. Bundan sonra polisler bu işte bahsedilen yeri tespit ediyorlar. Polis memuru bu bir araba görüyor işte bahsedilen sokakta ve onun yanında da uzanmış bir erkek görüyor. Daha sonra ona yaklaştığı sırada çocuk yerden kalkıyor ve birden kendisini boynundan bıçaklamaya başlıyor. Ve bunun üzerine polis de tabii ki acil servisi arıyor ve acil servis olay yerine doğru yola çıkıyor. Aynı zamanda bu olaylar yaşanmadan yani polislere rapor verilmesi, Instagram üzerindeki yayın vesaire birkaç saat önce Brandon Instagram'daki biosunu değiştiriyor. Ve biosuna kendi doğum tarihiyle yanına da o günün tarihini yazıyor. Sanki işte doğum ve ölüm tarihi gibi. Ve altına da bir not düşüyor. Sadece bilmenizi istiyorum ki artık acı çekmiyorum notu. Ve şimdi olayların nasıl olduğuna gelelim. Saat sabaha karşı 6:40'tı ve bu saatlerde Brandon Instagram, Discord ve 4chan üzerinden neler yaşandığını paylaşmaya başlamıştı. Ve bu paylaşımlarından birisine de not düşmüştü. Not ise şu şekildeydi. Kusura bakmayın. Etrafında dolanacak başka birisini bulmanız gerekecek. Ve bu nottan da anlaşıldığı üzere Brandon sadece bu bahsettiğimiz çocukla Bianca'nın arasındaki ilişkisini değil, aslında Bianca'nın etrafında olan ve onunla muhabbet etmeyi seven, ona ilgi duyan herkese karşı bir kıskançlık içerisindeydi. Bianca'nın boğazını elindeki bıçağıyla kesmiş ve bunun da fotoğraflarını paylaşmıştı. Artık bu da paylaşılınca tabii ki insanlar ardı ardına polisi aramaya başlamışlardı. Böyle bir şeyler oluyor Instagram üzerinde, Discord üzerinde falan yayın yapılıyor diye. Ama işin ilginç tarafı Brandon da polisi aramıştı ve kendisini ihbar etmişti. Ve polise de kendisine zarar vereceğini söylemişti. Ama daha önce de anlattığım gibi polis memuru olay yerine gelene kadar kendisine zarar vermemiş. O geldiğini görür görmez başlamıştı boynuna bıçak saplamaya. Daha sonra ise Bianca'nın bedenini örttüğü bir muşambanın üzerine yatmış. Yani Bianca'nın bedeninin üzerine yatmış. Ve onun üzerinde selfiler çekmeye başlamıştı. Ve bu selfiler çekilirken de polis bu muşambanın altından kahverengi bir saç böyle göründüğünü fark etmişti. Ve bu şekilde Bianca'nın bedeninin orada olduğunu anlamışlardı. Yakınlarda siyah saplı bir kasap bıçağı bulunmuştu. Ve daha sonra bunun da cinayet silahı olduğu tespit edildi. Bianca maalesef hayatını kaybetmişti. Brandon ise durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ve hastaneye kaldırıldığında her ne kadar kritik durumda olsa bile kurtulmayı başarmıştı. Daha sonra ise tutuklandı ve ikinci dereceden cinayetten hüküm giydi. Neden birinci dereceden değil öldürdüğünü paylaşmış vesaire diye düşünebilirsiniz.
Bunun sebebi de ikinci dereceden cinayetin önceden planlanmamış bir şey olarak değerlendirilmesiydi. Yani o anlık bir sinirle vesaire kıza saldırdığı düşünülmüştü. Ama tabii daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu bir teklif gibi bir şeydi Brandon için. Çünkü eğer suçsuz olduğunu iddia eden ifadelerde bulunursa cezası daha yüksek olacaktı. Ama evet, ikinci dereceden cinayetten suçluyum derse ve bu anlaşmayı kabul ederse 25 ile ömür boyu hapis arasında bir ceza alacaktı. Yani daha hafif bir ceza almış olacaktı. Ama buna rağmen ve kendisi polisi arayıp kendisini ihbar etmiş olmasına ve Instagram üzerinde, Discord'da, 4chan'da yayın yapmış olmasına rağmen Brandon suçsuz olduğunu söylüyordu ve hiçbir şekilde suçu itiraf etmiyor. Şimdi bir ikinci dereceden cinayet olayını da düşününce ben bunun da aslında pek adil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önceden bir şey planlamayan ya da hadi olursa gibisinden bir hani ne olur ne olmaz gibisinden bir şey olur da birisine ya da Bianca'ya saldırırım gibisinden bir düşünceye sahip olmayan birisi neden yanında kasap bıçağı taşısın? Yani benim aklım almıyor açıkçası. Almasını da istemem yani bunun bir sebebini falan ama kendini korumak için falan olduğunu düşünebilirsiniz evet, ama bilmiyorum yani o konser günü de yanında bıçağı taşıması, kasap bıçağı taşıması. Neyse, ben yine kendimi kaybetmeden önce konuya devam ediyorum. Bu olaylar dediğim gibi yaşanıyor ve yaşandıktan sonra babası Brandon'ın, Jason adlı bir adamdı yanlış hatırlamıyorsam, Brandon'ın aslında çok doğru ve çok iyi yetiştirilmiş bir çocuk olduğunu, ailesinde her ne kadar birkaç anlaşmazlık yaşanmış olsa da geçmişte Brandon'ın gerçekten iyi yetişmiş ve aklı başında bir çocuk olduğunu, hani öyle aşırı kötü şeylere falan şahit olmadığını söylemişti. Fakat babasının bahsettiği bu birkaç anlaşmazlık ne diye soracak olursanız o da şuydu. Kendisi Brandon'ın annesini Brandon 12 yaşındayken boynuna kasap bıçağı tutarak esir almıştı. Ve polisler dışarıda içeriye girmeye korkarken, millet dışarıda kafayı yerken 10 saat boyunca annesini esir tutmuş ve onun boğazını kesmekle tehdit etmiş. Daha sonra da kendisine zarar vereceğini, kendisini öldüreceğini söylemişti. Ve bunun sebebi olarak da kadının kendisini aldattığından şüphelenmesini göstermişti. Şimdi soruyorum size, bu iki olay arasındaki benzerlik ne kadar? Ki kasap bıçağına kadar aynı bir detaydan bahsediyoruz burada ve bu birkaç anlaşmazlık olarak geçemez bence. En azından benim gözümde geçemez. Yani çocuk hem babasının yaptığı şeyi yapmış, bir yerde taklit etmiş ama babasından daha ileriye gitmişti anlayacağınız üzere. Ve babasının bu yaptığı olay, yani bu yaşattığı olay aileye ilk de değildi söylenenlere göre. Çünkü çok obsesif düşünceleri olabiliyordu bazı konularda ve kendi kendine kuruntulara düşüp bunun ardından da paranoyak düşünceler yüzünden bu tarz şeyler yapabiliyordu babası. Ve her ne kadar polis kayıtlarında Brandon'ın bu süreç içerisinde orada olduğu ve şahit olduğuna dair bir belge olmasa da sonuçta orası Brandon'ın eviydi ve evi olduğu için de doğal olarak karşılaşmıştır bu olaylarla. Ki babası da zaten 2 ile 4 yıl arası hapis cezasına çarptırılmış bu olaydan sonra. Bu yüzden hani babam nerede diye sorduğunda ailede artık anlatmışlardır diye düşünüyorum. Yaşı da 12-13 olduğuna göre o sıralarda. Evet, dediğim gibi bu olayda bu şekildeydi. Bianca pembeyi çok sevdiği için internetteki çoğu insan profillerini bir ara pembeye falan çevirmişlerdi. Böyle pembe efektler, şeyler falan paylaşmışlardı. Ve bu olayın yaşanmasından sonra Bianca'nın hesabı 150 bin takipçiye falan ulaşmıştı diye biliyorum. Şu anda daha fazladır büyük ihtimalle. En son halini kontrol etmedim. Ben araştırdığım kaynaktaki screenshot'ta 150 bin olarak gördüm ama o kaynakta zaten çok eski olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü 2019'un sonlarına doğru çözüldüğü için doğru düzgün her şey. Umarım hepimizin ders çıkarabileceği, en azından hangi konularda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğine dair, kime, nerede, ne fırsatlar vereceğimizi ve bunları ne zaman sınır koymamız gerektiğini öğrenebileceğimiz bir olay olmuştur sizin için de. Bu olayı dinlemek en azından günümüz dünyasının kötülüğüyle alakalı bir fikir vermiştir. Ve benim de sizden dileğim her zaman, her zaman ister internet, ister internet dışı olsun güvende olmanız. Çünkü gerçekten yaşı küçük kişilerin de bu davaları izlediğini ve bana yorum attığını biliyorum. En azından yaşı küçük demeyeyim ama Bianca'nın yaşlarında insanların da takip ettiğini biliyorum beni çoğunlukla. Ve gerçekten tek isteğim dikkatli ve güvende olmanız. Lütfen bunların hepsini bir uyarı olarak alın. Bu anlattığım vakalar hikaye değil.
Bunların hepsi gerçekte yaşanmış olaylar ve gerçekten bir aile 17 yaşında kızını bu yüzden kaybetmiş durumda. Bu yüzden lütfen dediğim gibi dikkatli olun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve aşağıya da bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir hatam ya da eksiğim olduysa da kusuruma bakmayın. Videoyu internetten ulaşabildiğim kaynaklar üzerinden yaptığım için tabii ki de benim ulaştığım bilgi de sınırlı. Bu yüzden eğer bir yanlış ya da bir eksik olduysa düzgünce düzelterek aşağıya ek olarak bu bilgileri de her zaman ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çünkü resmen çocuğu... Bu bahsettim. Gerçekten kakanın sırası mıydı Nalan?